Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne ilk gelişim. Bugün büyük bir heyecanla bu sabah İstanbul'dan geldik. Birazdan sahneye çıkacağım. Salon şu anda hınca hınç dolu. Ben bu üniversitenin öğrencileri hakikaten çok güzel sahip çıktı yazarlarına. Bu beni ziyadesiyle mutlu etti tabii. Bir yazar hani başka ne ister ki? İşte gittiği zaman insanların onun için geliyor olması, imza için işte sırada bekliyor olması, yazarı daha iyi kitaplar yazmak, daha iyi eserler üretmek adına kamçılayan değerlerdir. İşte Kıbrıs bizim için çok önemliydi. Hani yavru vatanımız ama aramızda çok mesafe var. Biraz uzağız. Çok da sık gelebildiğimiz bir yer değil. O yüzden bu fırsatları çok iyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Buradaki okur profilini ölçmeye çalışıyoruz. Biraz sonra sahnede anlatacaklarım zaten hem Türkiye hem Kıbrıs genelinde ki okur profilini anlatacak. Kimlerin olduğunu biraz sonra anlatacağım. Çok uzun araştırmalar sonucu neticelendirdiğim, ulaştığım sonuçlar bunlar. Daha da iyi olacağına inanıyorum. Çünkü bu ülkenin aydınlık bir gelecek için daha çok okuyan insana ihtiyacı var. Biraz okuma karnemiz Batı ile mukayese edildiğinde kırık olsa da bunun düzeleceğine, açığın en kısa zamanda kapanacağına inanıyorum. Ve bu anlamda ben Kıbrıs Türklerinin daha iyi, daha çok kitap okuyacağını ve yazarlara daha çok sahip çıkacağını düşünüyorum. Ben Kıbrıs'a çok sık gelemiyorum. En son 2 yıl önce diğer üniversiteye gelmiştim. Yakın Doğu'ya. Fakat çok sevmiştim. Demiştim ki inşallah daha sık çağrılırım. Kısmet bugüneymiş. Üniversitenize beni davet ettiği için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun. Şimdi bugün bol bol aşktan konuşacağız. Yani yüzler gülüyor öyle aşk deyince tabii ki. Gençlerle. Şimdi tabii yıllardır aşkı anlatmaya çalışan, aşkı yazan biri olarak pek çok insanın okuduğu, takip ettiği biri olarak özellikle de sosyal medyada bilirsiniz çok fazla sözlerim paylaşılıyor. Hatta erkekler işte kız arkadaşlarına yollarlar falan, adımı silerler alttan. Yapıyorlar bunu biliyorum. İşte aşk deyince işte kahraman tarzı sözleri falan, işte böyle bir şey konuşuluyor. Aşk deyince akla gelen adam oluyorsunuz falan filan. Tabii bu şunu getiriyor beraberinde. Kitaplar alınıyor, okunuyor. Ya diyorlar. Ne yaşamış bu adam bu kadar ya? Soruyorlar ilk fırsatta. Böyle etkinlikler işte bu anlamda sizin için de bizim için de çok iyi. Ben okur kitlemi görüyorum. Siz de sormak istediğiniz soruları mesela soruyorsunuz. Örneğin, abi kime yazıyorsun sen bunları ya? Kim bu falan çok soruluyor bu. Ben de onları tabii dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Sosyal medyada Facebook sayfasında özellikle takip eden arkadaşlar bir el kaldırabilir mi? Herkes burada. Evet. Şimdi neden buna şaşırmıyorum? Neden bu kadar çok? Şöyle bir sebebi var. Türkiye'de ve Avrupa'da siz takipçilerin sayesinde Avrupa'nın ve Türkiye'nin 5 milyon takipçisiyle en çok takip edilen yazar oldum. Çok teşekkür ediyorum. Sayenizde bir rekor kırdık. Şimdi hazır sosyal medyadan bahsetmişken bir selfie yapacağız. Instagram'a koyacağız. Hemen bakabilirsiniz. Aa buradayım ben diyebilirsiniz.
Evet. Ya da sen çek. Şöyle bir ricam var. Elinde kitap olanlar şöyle kaldırabilirse arkadakinin yüzünü kapamayacak şekilde. Kapamazlar. Evet. Hazır mıyız? Ha, ben geleyim biraz. Teşekkür ediyorum. Biraz sonra Instagram'dan görebilirsiniz. Hemen ekleyeceğiz çünkü. Şimdi salona şöyle bir baktığımızda ortaya çıkan tablo şu. Kadınlar matinası gibi. Erkekler var araya serpiştirilmiş. Benim etkinliklerimde hep olur. Gelirler böyle. Sağ tarafı kız, sol tarafı kız. Hakikaten kendini kadınlar matinasında gibi hisseder böyle. Ama bu çok normal bir şey. Çünkü bu Türkiye'deki okur profilini gösteriyor. Yapılan bir araştırmaya göre Türk kitap okurunun %80'i bayan. Biraz önce konuşmuştuk. %80'i bayan. Şimdi erkeklere karşı ezici bir üstünlüğü var hanımefendilerin. %80'e %20. Erkekler çok az kitap okuyor. O yüzden hanımefendiler size çok görev düşüyor. Sevgililerinize, erkek arkadaşlarınıza, nişanlınıza, sözünüze, eşinize, akrabalarınıza, erkek bireylere okuma alışkanlığını kazandıracaksınız. Bu sizin sorumluluğunuz. Hal böyle olunca bunu bir sayfadan da tespit edebiliyoruz. Hani 5 milyon dedim ya, datalara bir giriyoruz. Hakikaten o sayfada, Facebook sayfasındaki üyelerin %80'i bayan. Mesela bir romanımdan, efendim bir hikayemden ya da bir şiirimden bir söz yayınlıyorum. Bakıyoruz. İlk yorumlar hemen hanımefendilerden geliyor. İşte kimisi o sözün öncesini yazıyor, kimisi sonrasını yazıyor. Kimisi o söze nazire yapıyor falan. Ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. İsimleri alt alta koyduğunuzda Ayşe, Fatma, Gübra, Büşra, Filiz. Araya bir Mahmut giriyor. Herkes o söz için bir şey yazmış. Mahmut şöyle yazıyor. Filiz ne haber? Mahmut'un niyet belli. Bak niye orada olduğu belli. bir de şunlar var. Şimdi kız arkadaşı okuyor kitaplarımı hayran. Şiir dinletisine getirecek. Ama bir çift olarak gelmişler. Belli ki erkek zorla getirilmiş. Hani kız baskı yapmış, gideceğiz ona falan. Çocuk da kıskanıyor beni, hani sevgilisi takip ediyor falan. Çok var öyle. Gelmişler zorla. Ben şimdi yüzüm çok tanınmadığı için aralarında dolaşıyorum. Duyuyorum böyle hakkımda ne söylüyorlar, ne konuşuyorlar. Şunu kendi kulağımla duydum. Arkadaşına, kız arkadaşına söyleniyor çocuk. Diyor ki, ne buluyorsun bu kelde, ben anlamıyorum ki. Ben bundan güzel yazarım diyor. Atışıyorlar. Kavga ediyorlar. Bir gerginlik oluyor aralarında. Küsüyorlar birbirlerine. Ben de tabii durumu fark eder etmez. Diyorum ki aramızda birbirine küsenler var diyorum. Ya arkadaşlar küsmek nedir bilir misiniz? İnsan niye küser? Küsmenin altında çok ince bir mesaj vardır karşı tarafa iletilen. O mesajı ben şimdi size anlatmaya çalışacağım. Aslında küsmenin ne demek olduğunu, insanların birbirine küserek hangi mesajı verdiğini bu şiirle söyleyeceğim. Küsmek nedir bilir misin? Küsmek dürüstlüktür. Çocukçadır. Ondan dolayı saftır. Yalansızdır. Küsmek seni seviyorumdur. Vazgeçememektir. Beni anlatır küsmek. Kızdım ama hala buradayımdır. Gitmiyorumdur. Gidemiyorumdur. Küsmek nazlanmaktır. Yakın bulmaktır. Benim için değerlisindir. Küsmek sevdiğini söyle demektir. Hadi anla demektir. Küsmek umuttur.
acabaları bitirmektir, emin olmaktır. Yani diyeceğim o ki, ben sana küstüm sevdiğim, ben sana küstüm. Çok teşekkür ederim. Küsmenin böyle hoş, naif bir yanı var işte. Şimdi bu küsenler tabii sevdalılar, çiftler, aşk yaşayanlar. Yazılan şiirlerde, kitaplarda, romanlarda kendilerini, aslında kendi yaşadıkları aşkı buluyorlar. Onu tanımlamaya çalışıyorlar. Neden bunca kitap okunuyor, bunca şiir paylaşılıyor? O sözler, işte o durum güncellemelerinde neden sürekli değişiyor ruh haline göre? Şunun için, insanlara en iyi dosttur kelimeler. Ve kelimeleri iyi kullanmasını bilenler, yazarlar, isterlerse o cümleleri bir aşka, isterlerse bir bıçağa dönüştürebilirler. Onlar için çok kolaydır bu, biliyor musunuz? Size şimdi bunun örneğini vereceğim. İki cümle kuracağım. Her iki cümlede de aynı kelimeler kullanılacak ama cümleyi ilk kurduğunda o cümle kalbi kırık bir aşkı, bir sitemi anlatacak. İkinci kez kurduğumda o cümleyi, cümle adeta bir bıçağa dönüşecek. Ve kelimelerin hiçbiri değişmeyecek. Sadece ve sadece yerleri değişecek. Bir, senin için söz veriyorum. Geç olacak, ancak bir gün bana inanacaksın. İki, bir gün bana inanacaksın. Ancak söz veriyorum, senin için geç olacak. Anlatmak istediğim şey işte buydu. Kelimelerin gücü. Zaten o gücü bulduğumuz, yaşadığımız ve içselleştirdiğimiz için okuyoruz. Onları yazanların peşinden gidiyoruz. Derdimizi anlatıyoruz onlara. Bunları anlatıyoruz güzel. Açıyoruz kitapları diyoruz ki, ya adam aynı benim yaşadığımı yaşamış diyoruz. Evet, ben de aynı bunu yaşamıştım diyoruz. Fakat sonra o duyguları yazan adamı merak etmeye başlıyoruz. Neydi bu adamın yaşadığı? Neydi buna bunları yazdıran diyoruz. Çok doğal bir meraktır bu. İnsanın doğasında var. Ve her fırsatta da yeri geldiğinde soruyoruz işte, ne yaşadın, nasıl yaşadın? Fakat insanların daha çok merak ettiği şey şuydu arkadaşlar. Tamam, sen yazıyorsun, biz okuyoruz. Belli ki sana bunları yazdıran biri var. Biz okurlar olarak neyi dikkate alacağız peki? Yazanı mı? Yazdıranı mı? Ben de gittiğim her yerde bunu salonlara sordum. Sizce dedim, yazan mı, yazdıran mı? Yazandır diyenler bir el kaldırabilir mi? Evet, çok az. Yazdırandır diyenler, sonuç hiç değişmedi. Hep bu sonuç çıktı. Ben de bir romanımda bu sorunun cevabını yazdıran diye düşünenler için küçük bir hikayeyle verdim. Hikaye şu. Adamın biri bir kadına aşık olur, çok sever. Ve kadına şiirler yazmaya başlar. Yazar, yazar, yazar. Fakat bir gün kadın adamı terk eder ve gider. Adam kadının arkasından daha çok şiir yazar. Ve bir anda ülkenin en tanınmış, en meşhur şairlerinden biri olur. Aradan yıllar geçer. Kadın başka bir şehre gitmiş, evlenmiş, çoluk çocuğa karışmıştır. Ama adam hala o kadına şiir yazmaya devam etmektedir. Ve yıllar sonra o adam o kadının yaşadığı şehre şiir okumaya gider. Adam sahneye çıkar. Salon böyle hınca hınç doludur. O kadın için yazmış olduğu şiirleri okumaya başlar. Artık herkes o şiirleri ezbere bilmektedir. Adamla birlikte tekrar ederler.
ve şiirler bittiğinde salondan muazzam bir alkış tufanı kopar. O alkışlayanların arasında kocasıyla birlikte o kadın da vardır. Adam sahneden iner, kulisine geçer. Derler ki, efendim bir çift var, ısrarla sizi görmek istiyor. Buyursunlar der adam. Kapı bir açılır, adam bir bakar ki o kadın ve kolunda kocası. Kadın adamın gözlerine bakar ve merhaba şairim, beni hatırladın mı der. Şair kadına döner ve hayır, hatırlamadım der. Kadın sinirlenir. Nasıl hatırlamazsın der. Uğruna şiirler yazdığın, seni bugünlere getiren, seni şair yapan kadınım ben der. Şairimiz kadına döner ve der ki, keramet sende olsaydı o kolundaki de şair olurdu. Şair kapağı. Evet. Yine çokça özellikle sosyal medyada paylaştığınız şiirlerden bir tanesiyle devam edeceğiz ve seni içimden terk ediyorum diyeceğiz. Binmediğim hiçbir otobüs, beklemediğim hiçbir durak kalmadı bu şehirde. Gittikçe azalıyor hayat. Neyi erken yaşadıysam hep ona geç kalıyorum. Sana göçüyorum her sonbahar. Yolların çıkmıyor aşkıma. Unuttuğun yağmurların adı saklımda. Seni içimden terk ediyorum. Susmaktan yoruldum. Kuşlar ve şarkılar bu şehri terk edeli beri efkar demliyorum gözlerimde. Yaşlarımı yanağıma varmadan öldürüyorum. Tam sancağımdan yaralıyorum kendimi. Alnını yüreğime dayadığım güne bakıp seni içimden terk ediyorum. Ne unutacak kadar nefret ettin, ne hatırlayacak kadar sevdin. Yıkık bir duvar kadar bile pişman değilsin biliyorum. Beni hep bulmamak için aradın. Yanılgımdın, yandığımdın, yangındın. Sensizliğe yenilmek, sana yenilmekten zor olsa da ardımda bir sürü belkiler bırakarak seni içimden terk ediyorum. Şimdi içimizde öldürülecek bir anı bile bulamayan iki yarım kaldık. Tamamlayamadık bizi. Elinden tutmadın yalnızlığımın. Saçlarımı da uzaklarına gömdüm. İçimin mavisi senin okyanusundandı. Ah, geri veriyorum. Kilitleri hep yanlış kapılara vurdun. Devrilmiş vagonlara dönerken gözlerim, sana bensizliği terk ediyorum. Yarime uzanmayan bütün dallarım kırılsın demiştin. Aşk içinde doğmuşsa nereye kaçabilirdi? Ne tuhaf değil mi? İçimi acıtan da sendin, acımı dindirecek olan da. Ya öldür beni dedim ya da git benden. İçi bulanık bir sevdanın ucunda seni kaybettim. Aldırmadın aldırmalarıma. Bir gecede yakıp yarini, şafaklara sattın ihanetini. Külüme basanlar bile utandı yaptığından. İşte soluk bir ömrün son nefesi benden, içimden terk ediyorum. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Şimdi çok merak edilen, sorulan sorulardan biri de şu.
abi ilk ne oldu da yazmaya başladın? Nasıl başladın yazmaya? Ben de çok net hatırladığım, defalarca anlattığım bir şeyi bir kez daha anlatıyorum onlara. Yıllar yıllar önceydi. Benim ablam şiir yazardı. Ben ablama derdim ki abla boş işlerle uğraşıyorsun bu ne ya derdim. Şiir de neymiş saçmalık derdim. İşte Allah'ın sopası yok. Başımıza geldi. Şimdi ben şair oldum ablam şiir bıraktı. Hiç unutmuyorum. Tam karşımızdaki apartmanda bir kız vardı. Böyle upuzun saçlı, iri kocaman gözleriyle. Balkonlarımız karşılıklıydı. 80'li yıllardan bahsediyorum. Teknoloji şimdiki gibi değil. Cep telefonu denen bir şey yok. İnternet yok. Ev telefonları var, o da bazı evlerde, durumu iyi olanların evlerinde var. Ve ben nasıl iletişim kuracağımı bilemiyorum. Sadece o balkona çıkıyor, bana bakıyor. Ben de bizim balkondan ona bakıyorum. İletişim bu. Kızın yanına yaklaşabilirdim belki. O iki tane abisi olmasaydı. Yapacak başka spor yokmuş gibi ikisi de boksla uğraşıyordu. Zaten bir damlacığım. Neyse. Bir şey kolluyorum. Yani gecem, gündüzüm balkonda geçiyor. O bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Balkondan içeri girmez oldum. Yemeğimi balkonda yiyorum. Annem mahkumlara verir gibi yemeğimi balkona getiriyor, bana veriyor. Bir yandan yiyorum, bir yanım gözüm orada işte iki saniye göreceğim onu diye. Yemeden içmeden kesildim sonra. İyi bir öğrenciydim, dersleri mersleri bıraktım. Kitaplarımı açıyorum, kapatıyorum. Tam da o günlerde, akşam olduğunda sebebini bilmediğim bir şey, bir duygu gözyaşlarıma hakim olamamama sebep oluyor. Ağlıyorum ama neden ağladığımı bilmiyorum. Ve tam o günlerde bir öğreniyorum ki meğer o kız benim içeri gittiğim dakikalarda ikimizin apartmanının arasında kalan atölyelerde çalışan bir çocukla karıştırıyormuş. Ya bak öyle acı ki 17 yaş ilk aşk ilk boynuz takmış geziyorum haberim yok. Çok acı o yaş için çok acı o. Ve ben o çaresizlikle ilk defa hayatımda ilk defa şiir için elim kağıda kaleme uzandı ve yazdığım ilk şiirdi. Kısacık şöyle dedim ona. Sabahlara kadar uyutmayıp ağlattığın gecelerin, kitaplarımı açıp da okutmadığın hecelerin hesabını sorarlar senden. Hesabını sordular mı bilmiyorum. Şimdi gülerek anlatıyorum ama o zaman ağlıyordum. Böyle başladı ilk kalp yarası ve ilk şiir. Sonra yine sevdim, yine terk edildim. Terk edildikçe yazdım. Yazdıkça yine terk edildim. Şimdi hepsi pişman, o ayrı da. Sonra bir baktım işte bir şeyler oluşuyor. Yazmaya başladım falan. Gece gündüz yazıyorum ama bu arada. Gece 3 yatağımdan fırlıyorum, alıyorum kağıdı kalemi. Annem geliyor, oğlum diyor ne yapıyorsun? Anne diyorum, şimdi dur, ilham geldi, yazmam gerekiyor. Annem diyor ki zıbar yat, sabah erken kalkacaksın. Ay annemi dinlemiyorum. Bir gün o seni intihar ettim diye bir şiir yazdım. Sabah anneme söylüyorum, diyorum ki anne bak diyorum, bir şiir yazdım, adı seni intihar ettim. Kadın bakıyor suratıma anlamsız anlamsız. Kadının kaygısı şu aslında, intihar lafı geçiyor ya orada. Hani düşünüyor, annelik duygusu bu. Bizim oğlana bir haller oldu, gece kalkıyor, şiir yazıyor, intihar mı intihar diyor. Annem şöyle 30 saniye yüzüme baktı sessizce. Sonra parmağını kaldırdı, şöyle yaptı. Bana bak dedi, intihar edersen gebertirim seni. Ben yazmaya devam ettim. Sonra o şiirler size ulaştı. Onlardan bir tanesi... Bu çoğunuzun okuduğu Bukre. Bukre. 3 kere okudu. Tebrik ediyorum. 4 kere. Yok vardır ha. Şimdi Bukre'de çok önemli bir şey var.
Cem diye bir karakter var orada biliyorsunuz, müzisyen. Bundan yıllar önce bir gün internette bir şarkı buldum. Şarkı o kadar hoşuma gitti ki radyoda da program yapıyorum. Hemen çaldım. Bir sürü mailler. Kim söylüyor bu şarkıyı? Çok güzel. Hemen çocuğa ulaştım. Kardeşim dedim, ben senin şarkını çaldım. Herkes çok beğendi. Lütfen gelip programıma konuk ol. Çocuk heyecanlandı. Tamam abi dedi. Geldi. Dedim ki biraz sonra yayına çıkacağız. Heyecanlı mısın? Elinde gitar zangır zangır titriyor. Abi dedi, ben hayatımda ulusal bir radyoya çıkmadım. Dedim sakin ol. Hiç korkma, heyecanlanma. Ne soruyorsam ona cevap ver. Ne yapıyorsun sen şimdi? Nerede çalışıyorsun? Ben dedi Moda'da bir barda çalıyorum. Ha, bar deme ama dedim ya. Çay bahçesi falan de dedim. Tamam abi dedi. Çıktık. Mikrofonu açtım. İlk soru. Neler yapıyorsun? Moda'da bir barda çalıyorum. Dedi. Kaldı. Renk bembeyaz. Ben de dedim ki ah biliyorum o çay bahçesini. Ben de çok sık giderim. Konuştuk. O zangır zangır titreye titreye ilk programını bitirdi. Sonra dedim ki gel seninle her hafta program yapalım. Bilmem ki abi nasıl olur dedi. Olur dedi. Ve biz her hafta program yapmaya başladık. Gel dedim sahneye çıkalım. Abi dedi o kadar kalabalık insanların içine ben hiç çıkmadım. Hiçbir şey olmaz dedim. Ben çıktım, şiir okudum. O gitar çaldı, şarkılarını söyledi. Sonra bir gün geldi bana dedi ki Kahraman abi şey dedi, bana albüm teklifi geldi. Git dedim. Yap tabii ki. Bundan daha iyi bir fırsat mı var dedim. Bilmem ki abi nasıl olur falan. Kızmam dedim. Git. Gitti. Albümünü yaptı. Ve siz o şarkıları artık ezbere biliyorsunuz. Bahsettiğim kişi Gökhan Türkmen. Ya. Evet. Yani aynı zamanda Bukre'deki Cem. Aa ya. Kameraman arkadaş desem inanacağım. Şimdi Bukre'deki hikayeyi bir kenara bırakıyoruz ve ben size Bukre'deki duygulardan bir kolaj yazdım, çıkardım. Bakalım o duyguların siz kendini neresinde bulacaksınız? Bir gün aradığın insanı hayatına alırsan sakın ona nefesim deme. Aldığı her nefesi geri veriyor insan. Dillendirilmeyen hüzün zehirler. Konuşamadıkların gözlerine dolar. Göze alamadıkların sözlerine. İşte bu yüzden yazıyorum. Öyle bir söz yazarsın ki bütün bir hayatı anlatır. Öyle bir hayat yaşarsın ki bütün sözler anlamsız kalır. İşte öylesine bir öykünün sonuymuşum meğer. Daha girişinde kandırmışlar beni. Asıl bir ölümse bıraktığın, hala hayattayım. Oysa sen benim yerde bulduğum gökyüzümdün. Bir insanın kalbi defalarca gücenebilir başkalarına ama bir kere kırılır bazılarına. Bu yüzden her seven kendi aşkının katilidir. Affetmek ağır iyileşen bir yaradır. Ve gerçek yaralar tenin üstünde değil, altında kanar. Bu yüzden ihanet güçsüz aşkları sever. Çok zalim oldukları için değil, kalbimin kapılarını ölçüsüzce onlara açtığım için bu kadar kolay yaralandım. Anlayacağın, bildiğin gibiyim hala
yani unutabileceğin kadarım. Sana verdiklerime üzülmedim de, benden çaldıkların içime oturdu. Dilerim Allah'tan bir gün kalbin görür gözlerinin görmezden geldiklerini. Ama her şeye rağmen, her şeye rağmen bu hayattaki en güzel yanlışımdın sen. Ne kadar garip bir dünya değil mi? Kadınlar kalbinden sildiklerini aklına yazıyor. Emekleyerek seven erkekler koşarak terk ediyor. Yine de üzülmüyorum çünkü biliyorum. Allah kimsenin ağlayarak kaybettiğini kimseye gülerek kazandırmıyor. Ne zordur o gözlerdeki yaşlarla başlayan hikayelerin öylece bitmesi. Gözyaşıyla bile temizlenmez karşılıksız aşkın lekesi. Sen benim için vazgeçilmez bir vazgeçendin. Aşk celladına güvenmektir dedim, sevdim. Aşk bir çıkmaz sokağa yanlışlıkla girip bilerek çıkmamaktır dedim, yine sevdim. Nasıl sevdiğimi, özlediğimi bilsen, gittiğin yollardan utanır, geri gelirdin. Yanlış başlayan şeyler doğru bitebilir miydi? Bitmezdi, bitmedi. Beni hep içinde yaşattın. Keşke arada bir kalbime de uğrasaydın. Tadına varamadığım aşk dilimi yakıyor şimdilerde. İnsan gözleriyle arayıp bulduğunu nasıl unutur kalbiyle? Benim başımı yaslayacak omuzlara değil, bağrıma basacak taşlara ihtiyacım vardı. Neden bana uzandın? Halbuki sen sevmedikleriyle yaşayıp unutamadıklarıyla ölen insanlar. Ben yolunu yolum yapmıştım, sen geçerken uğramıştın. Aşk sen hariç her şeyi ve herkesi kaybetmeye değer derdim. Ama ben bu aşkta en çok seni kaybettim. Aşkın bitişe değil de geride kalan her şeyin yalan oluşu yakıyor insanı. Geçmişindekini unutamayan en çok şimdisindekini aldatır. Kirletilmiş bir ilişkiyi bir tek ayrılık temizler. Yenilmedin sanma, kanat çırpmayı bilmeyen kuş koşmayı uçmak zanneder. Bir hikayenin daha sonuna geldik işte. Hayat ne garip. Ummadığın insanlar adam oluyor, adam sandıklarınsa yalan. Zaten bu hep böyle değil miydi? Kimileri yokken bile var gibiydi, kimileri elimizi tutarken bile yanımızda değildi. Mutlu olmak, her şeye sahip olmak değil, sahip olduğun kadarını her şeyin yapabilmekti. Hayat bunu çok geç öğretti. Kaybettik. Biz hep kaybedenlerdendik. Bizde şans yüzümüze gülmez, arkamızdan gülerdi. Bir zamanlar benim olan ellerin, şimdi neden ellerin diye diye ağlıyorsam, yenildiğimi sanma. Her gözyaşı yenilgi değildir. İnsan bazen daha fazla dayanabilmek için ağlar. Elbet yarın da sabah olacak. Bakalım bende batan güneş sende nasıl doğacak. Herkesin dünyası kendi gördüğü kadardır. Güzellik bakmayı bilen gözdedir. Gidişin öğretti bana bazı aşklar aşka ihanettir. Keşke bana akıl vereceğine
aklımı alacak kadar beni sevseydin, seçtiğin yolda sana mutluluklar diliyorum. Unutmak alışmaktır, unutursun demiyorum ama alışacaksın biliyorum, biliyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. İncelik gösterdiniz, geldiniz, sabrettiniz ve dinlediniz. Daha uzun bir programda, daha çok şiir ve anlatacaklarımla inşallah beraber olacağız, değil mi? Ama galiba... Bir saniye, bir dakika, bir dakika. Hoş geldiniz. Çok naziksiniz. Gün için o muhteşem eserleri sizlerin billur sesinde dinleme fırsatı verdiğiniz için tüm Doğu Akdeniz'de öğrencileri ve öğretim üyeleri adına teşekkürler. Onları çok seviyorum. Ben teşekkür ederim.